Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün Uludağ hakkında birçok yetkinin devredildiği Uludağ Alan Başkanlığı üzerine konuşacağım. Sözlerime büyük şair Nazım Hikmet'in Uludağ'ı anlattığı dizelerle başlamak istiyorum. Uludağ'da zirvede kar ve kirazlı yaylada şahane ve şipşirin yatmış uykuları uykudadır. Kırmızı kestane yaprakların üstünde ayılar, ovalarda kavaklar soyunuyor, ipek böceği tohumları kışlaklarına gitti gidecek, sonbahar bitti bitecek, neredeyse girecek gebe uykularına toprak. Büyük şair Bursa cezaevindeki koğuşunun penceresinden gördüğü Uludağ ne kadar güzel anlatmış değil mi? Zirvedeki kardan, kirazlı yayladan, kestanelerden, kavaklardan ve topraktan bahsetmiş. Şiirde ne betona, ne kupon arazilere, ne ranta yer vermiş. Bursa sporumuzun renklerini ilham aldığı Uludağ'ın ormanlarının yeşilinden ve karlarının beyazından bahsetmiş. Siz Bursa'ya el atmadan önce Bursa'ya gelenleri önce Ulu Cami, sonra Uludağ selamlardı. Şimdi bırakın Nazım Hikmet'in o küçük penceresinden Uludağ'ı görmeyi, artık Uludağ kent meydanından maalesef görünemiyor. Şimdi AK Parti'nin Bursa'nın kalbine sapladığı Doğan Bey Toki sizleri gördüğünüz gibi karşılıyor. İki ve tek katlı binaların kentsel dönüşümünden 22 katlı ransal dönüşüm ve beton yığınlarıyla Bursa sizi selamlıyor. Bursa'nın ovasını bitirdiniz. Yeşilini beyazını griye çevirdiniz. Şimdi sıra Uludağ'ın yeşiline ve beyazına gri karıştırmaya mı geldi? 61 milyonluk bütçeye bakıldığında personel ve personel çalışmalarına bağlı giderlerden olduğunu görüyoruz. Uludağ'ı koruyacaklarından bahsederek oluşturulan alan başkanlığının personel alım ilanı da yayınlanmış. Alan başkanlığı inşaat mühendisi, mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı arıyor. Uludağ'ın turizm potansiyelini arttırmak için aranan kişilerin meslek gruplarına baktığımızda Uludağ'ın geleceğini ve kaderini görebiliyoruz. Niye şehir plancısı arıyorsunuz? Uludağ'ı bir şehir mi planlayacaksınız? İnşaat mühendisi neden arıyorsunuz? İnşaat mühendisine Uludağ'ı ne inşa ettireceksiniz? Biz bu işlerin getireceği sonuçları tahmin edebiliyoruz. Bakın akademik odalar, bilim insanları, Bursa kamuoyu sizin Uludağ'ı satmanızdan korkuyor. Size inanmıyor ve güvenmiyor. Çünkü sata sata bir şey de bırakmadınız. Biz ilkokul sıralarından itibaren vatan toprağının kanla alındığını, parayla satılamaz cümleleriyle, vatan sevgisi ve millet sevgisiyle yetişmedik mi? İstiklal marşımızın "Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanını" mısralarına yüreğimizi, yüreklerimize yazmadık mı? Fakat bugün iktidar vatanın arazilerini de vatandaşlığını da pazara çıkardı. Bas parayı "Kap Türk vatandaşlığı" sloganıyla gerçekten de Türk vatandaşlığı internette satışta. Dolayısıyla denk bütçe yapamayan, ayağını yorganına göre uzatamayan tek adam yönetimiyle karşı karşıyayız. Bütçe denk olmayınca açık nereden karşılanacak? En kolayı hazırı satmak. Tabii satacak bir şey kalmadıysa bugünkü gibi borçlanarak bir bütçe yapmak. Arkadaşlar, değerli milletvekilleri, hazıra daha dayanmaz. Bu bütçenin açığına ve sarayın harcamalarına da Uludağ da dayanmaz. Bu faaliyetleri turizm adı altında kamuoyuna sunma çabanız da maalesef nafile. Endemik bitkileri, milli parkı ve şairlere ilham veren güzelliğiyle Uludağ yılda yaklaşık 2 milyon turist çekiyor. Hepimiz dünyayı geziyoruz. Gezdiğimiz şehirlerde nerelere bakıyoruz? Hep eski şehri geziyoruz. Bursa'da birçok Avrupa şehrine göre eski ve kadim bir şehir. Bunun yanında yeşiliyle, havasıyla, suyuyla, doğasıyla da cennetti. Ama kentimizi yaşanmaz beton yığını bir şehir haline getirdiniz. Bırakın turisti, imkanı olan Bursalılar şehirden uzaklaşmak istiyor. Uludağ'ı kupon araziye dönüştürürseniz önce Uludağ'ın sonra da dağ turizminin tamamen bitmesine neden olursunuz. Unutmayın, turisti getiren otellerin güzelliği değil, Uludağ'ın güzelliğidir. Uludağ'ı kupon arazilere dönüştürmenize, oraya da bir kışlık saray yapmanıza izin vermeyeceğiz diyorum. Size güvenmiyoruz, niyetiniz belli. Uludağ'ı kupon araziye çevirerek yandaşa ve Arap sermayesine peşkeş çekmeyi planladığınızı düşünüyoruz. Temmuz ayında sözlerime son verirken, Temmuz ayında para bulmak için gidilen Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50
anlaşmalarda resmi görevler